mahkeme devam ederken duymuşsunuzdur. 20 Ekim sabahı jandarma iş makineleriyle köyü basıyor ve ekili tarlaları ve meyve ağaçlarını tahrip ediyorlar. Köylüleri de ağır şekilde darp ediyorlar. Köylü kadınlar jopla dövülüyorlar. Genel merkezimize geldiler ve bakın şimdi, bunlar köylü kadın yani. Bunları dövmenin bir anlamı var mı kardeşim? Bu hanımlar, dövülen hanımlar bu hanımlar. Bunlar terörist değil. Bunlar sadece bamya üretmeye devam etmek isteyen ve Türkiye'ye katkıda bulunan insanlar. Üstelik yaralananların hastaneye sevki kabul edilmiyor. Taşova Devlet Hastanesi yaralıları kabul etmiyor o gün. Amasya Valisi Mustafa Masatlı da kendisini ziyaret eden köylülere diyor ki, ne oldu bu kadar uğraştınız, ne elde ettiniz? Üstelik bir de Ümit Özdağ'ı getirdiniz. Ben zaten o şerefsizden hiç hoşlanmam. Boşuna uğraşıyorsunuz. Tarımı bırakın, evde yaşlılara bakın. Size maaş bağlayalım diyor. Kafaya bakın ya. Üretmeyin diyor. Biz size evde oturup maaş verelim diyor. Şundan eminim, şimdi ben bu basın toplantısını yaptıktan sonra Mustafa Masatlı bir açıklama yapacak. Ben böyle bir laf kullanmadım genel başkana karşı diyecek. Ben Mustafa Masatlı'ya inanmıyorum. Olayın şahit olan 4 köylü kadına inanıyorum. Mustafa Masatlı, sen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına hakaret edemezsin. Bir siyasi parti genel başkanına ve bir milletvekiline hakaret edemezsin. Şimdi sana diyorum ki Mustafa, biraz yüreğin varsa gel benim yüzüme şerefsiz olduğumu söyle. Ha şimdi sen gelemezsin, ben Amasya'ya gelsem, Amasya'da yüzüme söylemen için korkar valiliğe saklanırsın, polislerin arkasına gizlenirsin, bakanın gibi. Bakanın da bana küfretmişti. Sonra İçişleri Bakanlığı'ndan dışarıya korkudan çıkamadı. Polislerin arkasına saklandı. Sen köylü kadınları dövdüren jandarmaya bir valisin. Ve bunun hesabını senden soracağız.